Saatlerimiz 17, kapanışa doğru başlıyor. Bloomberg HT Genel Müdürü Alican Türkoğlu ile birlikteyiz. Alican hoş geldin. Normal şartlarda hemen gündeme geçerim ama bugün herhangi bir gündemin asla arkasında kalamayacak kadar içimizi yakan, burkan, dün yaşadığımız o alçak terör saldırısı var elbette. Şiddetle kınıyoruz ve birlik beraberliğimizi hiçbir şekilde bozamayacaklarını ben bir kez daha buradan söylemek istedim. Altın böyle kalın çizgilerle ben de imzamı atarım söylediklerine. Bütün Türkiye'de aynı görüşte. Ne yazık ki 6 canın hayatını kaybettiği, 6 insanın hayatını kaybettiği 81 yaralı verilen bir terör saldırısı daha Türkiye'nin kalbinde, İstanbul'un göbeğinde. Çalışmalar devam ediyor. Hani bunun arkasında kim var, ne var, kimler var, neden engellenmedi, bundan sonra bu tip olayların olmaması için neler yapılması gerekiyor gibi birçok soru işaretine cevap bulunmaya çalışılıyor. Ama yapılan resmi açıklamalar üzerinden terör örgütü PKK'ya mensup talimatın Kobani'den geldiğini açıkladı ilgili bakanlar bugün. Suriye uyruklu kadın teröristin Afrin'den Türkiye'ye geçiş yaptığı ve bu saldırıyı gerçekleştirdiği yönünde bilgiler var. Halen araştırmaların devam ettiğini söylüyor ilgililer bu konuyla ilgili olarak. Ama en son işte İçişleri Bakanı'nın da yapmış olduğu açıklamalarda çok güçlü bir şekilde cevap verileceği bu konuya gereken mesajın alındığı yönünde bir paylaşım yapıldı, bilgilendirme yapıldı. Bugün tüm siyasilerden, gerek hükümetten gerek muhalefetten aynı yönde, aynı doğrultuda birlik beraberlik mesajlı, içerikli ve bu hain saldırıyı kınayan açıklamalar da geldi. Bir kez daha tüm hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara ve tüm Türkiye'ye de başsağlığı ve sabır dilemekten başka şu an itibariyle yapacak bir şeyimiz yok. Dediğim gibi bir kez daha böyle bir olayın gerçekleşmemesi dileğiyle diliyoruz. Hepimizin umudu bu. Çok çok teşekkür ediyorum Alican. Şimdi diğer gündem başlıklarına geçelim ve bir son dakikayla devam edelim. Almanya Gazprom'un eski iştiraki Sefe'yi kamulaştıracak. Efendim bu son dakikanın ardından da gelelim IMF'nin uyarısına. IMF uyardı bir kez daha. Son birkaç aydır sıklıkla uyarılar geliyor IMF tarafından. Ekonomik göstergeler ileride daha fazla zorluğa işaret ediyor der IMF. Bunun detaylarını birazdan konuşuyor olacağız. Euro bölgesinde sanayi üretimi açıklandı bugün. Eylül'de tahminleri aşan bir sanayi üretimi verisiyle karşı karşıyayız. %0.9'luk bir artış var Eylül'de bir önceki aya göre. Ve yıllık bazda da bakıldığında yine yükseliş önemli oranda ve aslında bunun mevcut küresel resesyon endişeleri çerçevesinde nereye oturtulabileceğini de yine Cüneyt Başaran'la ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Yani bir sonraki başlığımız Morgan Stanley'nin hafta sonu hazırladığı bir dizi rapordan çıkan bir not. Amerika resesyondan kıl payı kurtulabilir diyor Morgan Stanley. Onlara göre dolarda zirve görüldü ve 2023'ten itibaren de düşüşe geçilecek denilmiş o tarafta. Son başlığımızda İngiltere'den, İngiltere'de kemer sıkma planının ertelenmesi gündeme geldi deniliyor. Elbette İngiltere'deki bu başlığı da yine Cüneyt'le az sonra değerlendireceğiz. Şimdi Alican'la sohbetimize devam edelim. Alican, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 zirvesi öncesinde dün aslında yaptığı açıklamalar içerisinde terörle ilgili, saldırıyla ilgili notlar da vardı. Onun dışında G20 gündemine dair de açıklamalarda bulundu. Şimdi bugün ve bu an itibariyle elimizde G20'den başka hangi notlar var? Şimdi liderler aslında Endonezya'da 2 gün boyunca 3 ana başlıkta toplanacaklar. İşte birincisi gıda ve enerji güvenliği, ikincisi sağlık, üçüncüsü dijital dönüşüm. Bu konularla ilgili olarak ilerleyen süreçte ne gibi adımlar atılmalı, ne konularda yoğunlaşılmalı, ne konulara yoğunlaşılmalı ve nasıl işbirliği alanları üretilmeli gibi
bir gündem başlıkları var işin doğrusu. Evet. Türkiye'de az önce Endonezya ile 5 işbirliği anlaşması imzaladı. Savunma, teknoloji, orman ve çevrecilik alanlarında, çevre alanlarında 5 farklı işbirliği anlaşması imzalandı. Aslında önümüzdeki süreçte de yani 2 gün boyunca da hem yapılacak ikili görüşmeler hem de yapılan liderlerin yapacağı açıklamalarından dünyada gündem oluşacak gibi gözüküyor. Burada Cumhurbaşkanı'nın gitmeden önce yaptığı açıklamalardan mesela tahıl konusu var. Yani zaten çok uzun süredir konuşuyoruz ama işte 19 Kasım öncesinde tahılla ilgili, gübreyle ilgili ne gibi yeni görüşmeler yapılabilir? Burada fakir ülkelere tahılı ve gübreyi ulaştırmak için gayret sarf edeceğini ifade etti Türkiye zaten. Rusya'yla da benzer yönde bir fikir birliğine varılmıştı. Bununla ilgili olarak diğer ülkeler ve diğer liderlerin ne diyeceği, dolayısıyla buradan özellikle Rus gübresinin çıkışıyla ilgili olarak ne gibi adımlar atılacağı konusu zaten konuşulacak. Bir Biden-Erdoğan görüşmesi olup olmayacağı henüz belli değil. Ama olursa burada terörle mücadele konusunda Ankara'nın Washington'dan beklentilerini, yani özellikle hem son saldırıyla ilgili olarak PKK-PYD'ye verilen ABD desteğinin sonlandırılması, ki mesela İçişleri Bakanı'nın bugün yine 2 gün boyunca ABD ile ilgili çok sert açıklamaları var. Dün de Süleyman Soylu'nun açıklamalarında mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin taziyesini reddediyoruz yönünde bir açıklama yaptı. Mesela bugün de yaptı aynı açıklamayı İçişleri Bakanı. Dolayısıyla hem PKK-PYD'de hem FETÖ konusunda Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin birbirinden çok farklı noktalarda olduğunu biliyoruz. Muhtemelen bu iki konu gündeme gelecek eğer bir Erdoğan-Biden görüşmesi olursa. Ama genel biraz hatlarıyla... önce sözünü bölüyorum. Biraz mesela... önce G20 Endonezya'dan canlı görüntüleri paylaştık. Amerikan Başkanı Biden o esnada konuşuyordu. Şu anda da canlı olarak yani özellikle görüntüleri paylaşıyoruz. Daha detaylı da konuşursunuz konuşma bittikten sonra, ama muhtemelen Xi ile yapmış olduğu görüşme sonrası çıkan başlıklara da değiniyordur ABD evet. Başkanı. Ama Türkiye açısından eğer bir Erdoğan-Biden görüşmesi olursa başlıklar bunlar olacaktır. Pekala, bunlar son derece önemli başlıklar. Takip ediyor olacağız. Öte yandan altılı masa toplantısı da var ki bu da normal gündemin belki de önemli başlıklarından biriydi. Hala da öyle olmaya devam ediyor ama acaba buradaki gündemde bir miktar değişiklik var mıdır? Ne dersin? Tabii ana gündem, bütün Türkiye'nin ana gündemi bir kere Taksim'deki tabii saldırı. Ki. Hani onu bir tarafa koyarak söylerim evet, ama tabii. Onun dışında altılı masanın bugünkü toplantısında aslında 3 başlık vardı. Bunlar arasında aday belirleme yok, onu söyleyeyim. Yani altılı masanın adayı bugün itibariyle açıklanacak mı diye bir soru soran varsa açıklanmayacak. Ama şöyle bir durum var. Birincisi, altılı masa yedili masaya dönüşecek mi? Bağımsız Türkiye Partisi'nin masaya katılma yönündeki talebi nasıl bir karşılık bulacak yönünde soru var. Burada benim aldığım duyum şu an itibariyle partilerin böyle bir görüşü olmadığı yönünde. Yani BTP ile görüşmelerin devam etmesi, karşılıklı olarak toplantıların yapılması ama hani altılı masanın yedili masaya çıkması yönünde bir görüşün hakim olmadığı yönünde bilgi daha çok konuşuluyor Ankara'daki kulislerde. Peki. Bunu söyleyebilirim. Bir diğer başlık, anayasa değişikliği teklifi olacak. Yani AK Parti ve MHP'nin anayasa değişikliği, yani başörtüsü ve ailenin yapısıyla ilgili 2 maddelik anayasa değişikliği teklifine masadaki siyasi partilerin nasıl karşılık vereceğiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi destek vermeyeceğini zaten açıklamıştı. Ve diğer konu da aslında 9 başlıkla ilgili olarak bu 6 siyasi parti bir ortak söylem geliştirme amacında. İşte bununla ilgili bir komisyon kurulmuştu. Bu 9 ana başlıkla ilgili olarak nasıl bir ortak politika, ortak söylem geliştirilecek? Burasıyla ilgili son bir karar verilmesi gündemde. Zaten aslında aday belirleme de o noktadan sonra. Yani bu ortak politika belgesi oluştuktan sonra altılı masanın adayı, adayları artık ne olacaksa bu da belli olacak. Bu da eş zamanlı olarak hani seçim tarihinin açıklanmasıyla da zamanlama olarak neredeyse eş zamana geleceği düşünülüyor ve hedefleniyor altılı masa tarafından. Bugünkü gündem bu. Masa toplantı bittikten sonra muhtemelen bir açıklama yapılacaktır. Zaten peki, devam ediyor şu an itibariyle. Bu açıklamaları da takip edeceğiz. Burada bu 9 başlıkla ilgili, ana başlıkla ilgili bir hatırlatma yapalım mı? Ya aslında bu sistem değişikliğiyle ilgili. Yani bu masadaki 6 siyasi partinin 6'sı da şu andaki sistemden parlamenter sisteme, güçlendirilmiş bir parlamenter sisteme dönüşü savunuyorlar ve bu sistem değişikliğiyle ilgili olarak
hangi başlıklarda adım atılmalı bunlar konuşuluyor aslında. Bunun için biraz daha genel çerçevede, makro çerçevede evet. 9 ana başlık işte ama demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi başlıklarla ilgili olarak ilk aşamada yani seçim sonrasında öncelikli olarak ne gibi adımlar atılması gerekiyor bunlar konuşuluyor. Aslında ana amaç bu. Pekala. Sonuçta ne gelecek, neler açıklanacak bunu izleyeceğiz. Haftalık baktığımızda meclis gündeminde neler var başka? Yine bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bu hafta içerisinde de işte Adalet Bakanlığı'nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın, Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçeleri görüşülecek. Oradan çıkacak başlıkları takip edeceğiz. Artı torba yasa dediğimiz, ikinci torba yasa dediğimiz aslında. İlki zaten resmi gazetede yayınlanmıştı. Bu daha çok vergi konusundaki başlıkları içeren, yine cemevleriyle ilgili ve hayatını kaybeden madencilerin yakınlarıyla ilgili olarak bir takım maddeleri kapsayan bir torba kanun. Yarından itibaren genel kurulda görüşülmesi başlanacak. Dolayısıyla hem Cumhurbaşkanı'nın G20 zirvesinde olması sebebiyle biraz daha sakin aslında meclis tarafı. Ancak yasama açısından bakıldığında torba yasa görüşmeleri ve plan bütçe komisyonundaki bakanlıkların bütçeleriyle ilgili gelişmeler takip edilecek. Bir de geçen haftadan beri konuştuğumuz ve aslında gelen açıklamalarla birlikte bir miktar daha sürecin hızlanmaya başladığı bir asgari ücret mevzu var. Aralık'ta gündeme geleceğini biliyoruz ama bu süreç nasıl işleyecek net olarak? Şimdi orada işçi, işveren ve hükümet yetkililerinden oluşan bir 15 kişilik komisyon var. Asgari ücret tespit komisyonu. İşte bu komisyon toplanacak Aralık ayı içerisinde ve muhtemelen 4 toplantı yapması hedefleniyor. Buradaki ilk toplantıda zaten konuşmuştuk daha önceki yayınlarımızda. Çalışma Bakanlığı'nın yaptırmış olduğu, şu anda halen yapılan bu anket çalışmasıyla ilgili bunun sonuçları masaya gelecek. İşte beklentiler ne, gelir durumları ne, hayat standartları ne gibi sorulara cevap bulduğu o çalışmanın sonuçlarıyla ilgili veriler masada konuşulacak ilk toplantıda. Aralık ayı itibariyle başlaması hedefleniyor. Bu arada muhtemelen 6 Aralık tarihinde TİSK Genel Kurulu toplanacak. TİSK Genel Kurulu'na Cumhurbaşkanı'nın da katılması planlanıyor şu an itibariyle bendeki bilgilere göre ve aslında asgari ücret tespit komisyonunda masada buluşacakların hem işçi kesim hem işveren kesim hem hükümet temsilcilerinin bu toplantı öncesinde, komisyon toplantısı öncesinde 6 Aralık'taki TİSK Genel Kurulu'nda bir araya gelmeleri gelecek gibi gözüküyorlar. Dolayısıyla muhtemelen 6 Aralık TİSK Genel Kurulu burada yapılacak konuşmalar, belki görüşmeler yani resmi olmayan görüşmeler hemen sonrasında da komisyonun ilk toplantısının yapılması hedefleniyor. Dolayısıyla benim beklentim asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısının 6 Aralık'tan hemen sonraki birkaç gün içerisinde yapılması. Pekala. Son başlığımızda aslında hani biliyoruz ki Putin G20'de değil ama bir ABD-Rusya görüşmesi gündemi var haber akışında. Nedir onun detayları? Şu var, bugün Ankara'da CIA direktörü Burns ile Rus mevkidaşı arasında bir görüşme gerçekleştirilmiş. Bu az önce Beyaz Saray'dan da duyuruldu. Tabii ABD ve Rusya'nın Türkiye'de bir görüşme yapıyor olması oldukça önemli. Gündem nükleer silah kullanımı. Yani bu toplantıdan şöyle bir gündemi yok, bu toplantının şöyle bir gündemi olmamış. Hani savaşın bitirilmesi, ateşkesin ne zaman olacağı, nasıl, hangi şartlarla olacağı gibi bir başlığı yok. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri tarafı diyor ki bununla ilgili yani savaşın ne zaman biteceği, ateşkesin ne zaman sağlanacağı ile ilgili kararı biz değil Ukrayna tarafı verecekti. Dolayısıyla bununla ilgili biz herhangi bir görüşmeye girmeyiz yönünde bir bilgilendirme yapıyorlar. Ama hem nükleer silahların kullanılmamasıyla ilgili gündem hem de aslında Rusya'da gözaltına alınan, Rusya'da şu anda tutuklu yani gözaltında bulunan Amerikalıların durumuyla ilgili olan bir başlık da var. Bu iki ülke arasındaki, iki ülke istihbaratlarının başındaki isimler arasındaki toplantının ana gündemi bu olacak. Buymuş gibi gözüküyor ABD tarafından yapılan açıklamayla. Kremlin tarafından en azından ben yayına girene kadar Peskov'dan bir açıklama ben görmedim. Ama CIA direktörü Burns ile Rus mevkidaşı arasında Ankara'da nükleer silahların kullanılmaması ve Rusya'da gözaltında bulunan Amerikalıların durumuyla ilgili olarak bir görüşmenin gerçekleştiği resmi olarak duyurulmuş durumda.
Ali Can Türkoğlu çok teşekkür ben ediyorum teşekkür katkıların ediyorum. İçin. Yarın görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Diyelim şimdi efendim kapanışa doğru da bir reklam arası. Kapanışa doğru devam ediyor. Londra'ya gidiyoruz şimdi. Ciner Medya Grubu Londra temsilcimiz Cüneyt Başaran'la sohbet edeceğiz. Cüneyt hoş geldin. Merhaba Didem, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi Cüneyt aslında ilk olarak Biden ve Xi'nin ilk kez yüz yüze görüşmelerini bir yorumlamanı isteyeceğim. Buradan üç tane tanım çıktı haber akışında benim karşıma. Bu yüz yüze görüşmede iki ülkenin bir farklılıklarını idare etmesi, iki işbirliği imkanlarının bulunması ve üç ilişkilerde doğru rotanın belirlenmesi. Önemli bir şey, biraz da ironik tabii ama nasıl yorumlamak lazım ABD-Çin ilişkilerinde bu andan itibaren ne yöne doğru bir evrim bekleyebiliriz sence? Dediğin gibi önemli çünkü mesela Biden başa geldikten sonra yani Amerika'da seçildikten sonra ilk defa görüşüyor Xi ile yüz yüze. Dolayısıyla bu açıdan önemli. Diğer taraftan Xi'nin de yani Çin Devlet Başkanı Xi'nin de pandemi sonrasında sadece ikinci kez yurt dışına çıkışı, bir toplantıya katılışı bu da önemli. Yani böyle sembolik önemleri var. Başka ne gibi önemi var dersen manşet belli. İki ülke arasındaki tansiyonu düşürmemiz lazım. Rekabet etmeliyiz ama bu rekabet birbirimizin gözünü oyacak şekilde ve bütün etrafımızdaki ally'larımıza yani müttefiklerimize de ekstra bir baskı yükleyecek şekilde olmamalı. Bunu yaparken de kırmızı çizgilerimizi yeniden çizmeliyiz. Yani bence bir irtibat kurulmuş olması yani Rusya ile Amerika ilişkisi, Rusya ile Batı'nın ilişkisi bu kadar sıkıntılı bir noktadayken başta Amerika olmak üzere Batı'nın oklarını gösterdiği diğer bir ülke olan Çin'e karşı diyalog sürecinin açık bırakılmak istenmesi, iki ülkenin yani Çin'in ve Amerika'nın rekabet içerisinde olduğunu kabul edilmesi fakat bu rekabetin yapılırken bazı kırmızı çizgileri tanımlanarak bunlara uygun davranılmak isteniyor olması önemini ben de altını çiziyorum seninki gibi. Ama tabii Biden yönetimi tarafından bu toplantıya gelinmeden önce yapılanları da bir göz atalım istersen. Lütfen. Biden, Japonya, Güney Kore, Avustralya ile başbakanlarıyla görüştü, devlet başkanlarıyla görüştü. Onların ağzından da bu coğrafyada Çin'le beraber yaşamak zorunda olan, ciddi bir ticareti olan, bazı sıkıntıları da yani askeri anlamda sıkıntıları da olan ülkeler bunlar. Onların Çin'le ilgili sıkıntılarını ve bölgedeki Çin'le ilgili problemleri dinledi. Buradan sonra da zaten 10 ülkelik Çin'in bulunmadığı ama diğer Asya ülkelerinin bulunduğu, Amerika'nın da dahil olduğu bir başka zirveye de katılacak. Yani Amerika diyor ki ben müttefiklerimden notu aldım. Yani notlarımı aldım. Kendim de bir takım ajandamla buraya geldim. Seninle önümüzdeki 2 yıl boyunca, kalan 2 yıllık yönetimim boyunca tekrar masaya oturmak, bir çalışmak ve doğru yolu bulmak konusunda niyetim var. Ancak önümde uzun bir liste var. Bu listenin içerisinde Amerika'nın söylediği Çin'le ilgili işte senin Tibet'te yapmış olduğun, Hong Kong'da yapmış olduğun, başka bölgelerde yapmış olduğun insan haklarının ihlaliyle ilgili konular var. Diğer taraftan özellikle uygulamış olduğun bazı ekonomik programlar var ki son derece tehlikeli olduğunu görüyoruz. Bunlar var. Ve aynı zamanda da başka konular var not aldığım diğer müttefiklerimden. Bunları masaya koyacağım. Benden sonra da kabinemden önemli bir ismi sana yollayacağım. Blinken geliyor. Bu görüşmelerin devamı için benim tarafımdan, Amerika tarafından bu süreci açık tutacağım diyor. Xi Jinping tarafı ne dedi? Çin tarafı ne kadar bunlara cevap verdi? Çünkü 3 saat sürmüş. Bunu bilemiyoruz ama elimizde 3 saat süren iki tarafında diyaloğun altını çizdiği, iki tarafında sanırım eteklerindeki taşları belli miktarda döktüğü bir toplantı var. Hiç toplantı olmamasından iyidir. Bu toplantının sonunun nasıl gideceğini ise takip etmek lazım bence Didem. Cüneyt tabii bu konuyla ilgili benim aklıma birkaç nokta da takılıyor ister istemez. Çünkü bilhassa Trump döneminde yani Covid'in başlarında seçimlerden hemen önce
Çin'e yönelik Amerika'dan çok ciddi ithamlar oldu. Covid'in sebebi olarak gösterildi Amerika'da vesaire. Dolayısıyla şimdi ara seçimlerden hemen sonra Biden'ın Şii'yle yaptığı bu görüşme seçmen tarafında nasıl algılanacak? Bu birinci aklıma gelen husus. İkinci ve senin aslında ekonomik olarak da yorumunu hakikaten çok merak ettiğim husus şu. Çin'in de Amerika'yla bu dönemde görüşüyor olmasının biraz da Çin'in ekonomisinin o eski gücüne sahip olmaması, biraz da hani onların da burnunun sürtmüş olması tabiri caizse yer alıyor mu? Ya bu da önemli bir rol oynamıyor mu diye düşünüyorum. Çünkü Amerika'nın ekonomisini geçecek ve dünyanın en büyük ekonomisi olacak deniyordu Çin için işte şundan 5 sene 10 sene öncesine kadar. Hemen cevap vereyim. Birinci konu doğru. Amerika'dan Trump zamanında gelen, çok da üst perden seslendirilen, işte Covid'in çıkma sebebi sizsinize kadar getirilen söylemlerin, tabii Covid de bir parça geride kaldığı için belki ama bu kadar yüksek perden artık seslendirilmediğini görüyoruz. Daha ziyade gene ilişkiler ticaret üzerinden ve özellikle de işte Çin denizi ve açıklarındaki Çin'in yapmış olduğu çalışma, Çin'in yapmış olduğu hamleler ve son olarak da Tayvan konusu. Bu üç konu üzerinden gittiğini görüyoruz görüşmelerin. Yani normal Çin-Amerika ilişkileri COVID öncesindeki sıkıntılı ya da problemli haline geri dönmüş vaziyette. Diğer konuda da haklısın şu anlamda. Bundan birkaç yıl öncesine kadar işte şu kadar yıl sonra, 2025 sonrası, 2030 yılı sonrası bu hızla büyümeye devam ederse Çin artık birinci sırada olacak söylemleri masada yok. Çin'in büyüme oranları 2025 sonrasında 2030'a kadar %4 ile 5 arasındaki bir pilotaya oturmuş vaziyette. Ki bu sene %3.2 büyüyecek. Ki bu 3.2'lik büyüme 1997 yılından beri COVID sonrası en kötü ikinci büyüme. Buradan sonra zıplayacağı yerde 4-5 arasındaki bir büyüme. Buna keza Amerika bu sene belki %1 büyüyecek. 1.5 gibi büyüyecek. Önümüzdeki yıl büyümesi 1'lere gerilecek ama aradaki makasın kapanması önümüzdeki 10 yıllık süre içerisinde daha evvel iddia edildiğinin aksine mümkün gözükmüyor. Aynı zamanda Çin tarafının Rusya-Batı ilişkilerini gördükten sonra tekrar Batı'yla daha makul konuşabilmek, Amerika ile ve Avrupa ile yeniden ticaret ilişkilerini oturtabilmek isteği de anlaşılıyor. Çin'in gene Kuşak Yol projesine çok büyük önem atfettiğini biliyorduk. Bu projeden ayrılan ülkeler var. Bu projenin hızı kesilmiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla senin söylediğine şöyle ben de katılıyorum. Çin'in de birkaç yıl öncesi, COVID öncesine göre masaya otururken benim desteklerim var. Hem uzayda rekabet edeceğiz, hem 5G'de rekabet edeceğiz. Artık bazı konulara pastayı birlikte paylaşacağız söylemindeki o yüksek özgüvenin bir parça azaldığını ve masaya otururken daha az bir ön şartla oturduğunu görebiliyoruz Dilan. Peki. Cüneyt çok teşekkür ediyorum. Şimdi gelelim biraz daha küresel tarafa, bir perde yukarı çıkaralım. Çünkü IMF'nin yine bir uyarısı var. Nasıl okuduğunu da merak ediyorum. Diyor ki şu anda çok fazla zorluk söz konusu. Zayıflayan ekonomik göstergeler ileride daha da fazla zorluğa işaret ediyor. Yani biz zaten bazı bu zorlukları okuyoruz, her günde konuşuyoruz. IMF hani hakikaten vizyoner bir açıklamada mı bulunuyor yoksa biraz piyasaların gerisinde mi geliyor? Sormak istediğim hususta sana aslında işin biraz bu tarafı. Aslında IMF'nin hani zamanlama olarak çok iyi bir zamanlamaya sahip olduğu kurum olduğunu söyleyemeyiz. Yani gerçekten olaylar bittikten sonra ya da olayların ateşi bir parça azaldıktan sonra geldiğini hatırladığımız vakalar olmuştur. Fakat bu defa biraz ısrarlı ve inatçı geliyor Didem. 2023 evet. yılı içerisinde yıl başında yani 2022 yılı başında 2023 için büyüme tahmini 3.8 koymuş. Sonra Temmuz ayında 2.9'a indirmiş. Sonra geçen ay 2.7'ye indirmiş. Şimdi sadece bir ay sonra diyor ki o %2.7'nin de aşağı inme ihtimali var diyor. Daha evvel demişti dünyanın 3'te 1'i demiş. Dünya ekonomisinin 3'te 1'i arka arkaya 2 çeyrek resesyona girecek. Arkadaki ilk çeyrek daralacak. Yani resesyona girecek demişti. Şimdi diyor ki muhtemelen dünyanın %25'i 2023 yılında %2'den daha az büyüyecek diyor. Bunlar belki bildiğimiz konular dediğin gibi. Yani daha farklı kurumların daha önceden ön alıp haber verdiği, hazırladığı, dünya hazırladığı konular. İşte biz zaten Amerika, Avrupa'nın büyümesinin önümüzdeki yıl 0.3 olacağını, Amerika'nın 0.5 ile 1 arasında olacağını biliyoruz. Dolayısıyla IMF için
%2'lerde dolaşabilir, %25 ihtimalle denmesi sürpriz değil. Ama IMF dahil dünyanın birçok yerine aynı anda elinde tutabilen, yani anlayabilen, oradan gelen rakamları okuyabilen, sadece Amerika'nın ve Batı dünyasının değil, gelişmekte olan ülkelerdeki nabzı da tutabilen bir kurum da eğer %2 civarındaki bir büyümeye, %25 gibi çok da küçük olmayan bir oranda iddia ediyor ise 2023 büyümesi için, burada şu soruyu sormak lazım Didem. IMF geçti, yavaştı, ayrı bir konu ama Covid'i bitirmiştik. Hani 2021'de artık nefes alıp gidiyorduk. Neredeyse Covid kadar kötü bir yılla karşı karşıya kalacağız. Dünya genelinde 2023'te bunun adını ister resesyon de, ister stagflasyon de, ama IMF de artık tabuta son çiviyi çakmış gibi gözüküyor 2023 yılının ne kadar zor geçeceğini anlamak açısından. Peki bu arada başka analizler de gelmeye devam ediyor. Hepsini de tek tek konuşalım istiyorum. Morgan Stanley mesela işte diyor ki İngiltere ve Euro bölgesi resesyona girecek büyük ihtimalle, çok yüksek ihtimalle, ama Amerika kıl payı yırtabilir bu durumdan. Bir de Andrew Sheets öncülüğündeki kurum analistlerine göre takım dolar endeksi ve tahvil fiyatlaması hedefleri de verilmiş. 104 seviyesi öne çıkıyor yıl sonuna kadar dolar endeksi için. Ve ABD tahvilleri için de 2023'ü 3,5 civarında bitirmesi öngörülüyor denilmiş. Ne dersin? İki öneriye de şöyle cevap vermeye çalışayım. Birincisi de aslında çok aksini söylemek mümkün değil. Eğer Batı dünyasında, yani daha doğrusu gelişmiş ülkelerde diyelim, bir resesyondan bahsedeceksek, bu resesyonu büyük oranda, daha ağır şartlarda ve daha uzun olarak yaşayacak ülkelerin sıralaması şöyle. 1 İngiltere, 2 Avrupa, 3 Kanada, 4 Amerika Birleşik Devletleri diyebiliriz. Gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nin nette enerji ihracatçı olması, kendi göbeğini kendisini kesiyor olabilmesi, içeride yapmış olduğu hamlelerin cevap veriyor olması ve gerçekten de istihdam piyasasının son derece sıkı olması Amerika'yı resesyon konusunda diğerlerine göre koruyor. O yüzden resesyonu ağır bir de hissedecekse birinci sırada İngiltere, ikinci sırada Avrupa var. Gelin diğer konuya. Yani acaba dolar endeksindeki güçlülüğü, strong doları, güçlü doları, son 20 yılın en güçlü dolarını gördük, park ettik, ilerleyelim mi? Bu konuda Goldman da aynı şeyleri söylüyor. Diyor ki o 110'ları gördüğümüz dolar endeksindeki seviye, görüp görebileceğimiz en yüksek seviyede, bundan sonrası artık rahatlarız. Bu konuda 4 aydan beri aşağı gelen bir Amerikan enflasyonu var. Bize ümit veriyor. Niye ümit veriyor? Çünkü 9.1'lerden Amerikan enflasyonunu 7.7'ye getirdi. Bu ne demek? Amerika için enflasyonu zirveye gördü demek. Buradan şu çıkarım yapabilir miyiz? O zaman Amerikan dolarının daha fazla güçlenmesine gerek yok. Evet yapabiliriz ama bir parça rezerv yapabiliriz. Çünkü o 104, 110'dan 104'e kadar gerileceği, yani 104'e kadar düşeceğini söyleyenlerin ellerinde bir başka iddia var. O da şu, enflasyon 4 aydan beri geriliyorsa Fed bu işin çok da fazla üstüne gitmez. Neticede kuşu öldürmez. Amerikan ekonomisindeki büyümeyi kastediyorum. Ve faiz artışlarını buradan sonra biraz beklemeye alır. Ama bugün Fed başkanlarından Christopher Waller dedi ki onun için daha çok zaman var. Bizim bırak faiz indirimini, faiz arttırmaya ihtiyacımız var. Belki faiz artışlarının büyüklüğü 75-75 gidiyorduk ya 4 aydan beri. Evet. Artık bu kadar büyük gitmez ama bizim %5'ler civarında bir faize ihtiyacımız var diyor. Dönüyorum, topluyorum. Ben dolar endeksinin artık buradan sonra en yüksek gördüğümüzü, daha makul bir dolar endeksine doğru gideceğini düşünüyorum ama o 104 ve altındaki dolar endeks seviyelerinin kısa vadede, uzun demiyorum, kısa vadede biraz fazla iyimser karşılığını düşünüyorum. Az önce resesyon riski sıralamasında İngiltere'yi bir Euro bölgesini ikinci sıraya koydun. O yüzden ben de birinci sıradaki İngiltere ile devam etmek istiyorum. Bir kemer sıkma planı vardı bütçe açığını kapamak için. Bu plandan caymak üzere olduğunu görüyoruz Maliye Bakanı'nın. Nedir oradaki durum? Durum şu, İşçi Partisi, yani muhalefet partisine 20 puan geride bir muhafazakar hükümet var, Toriler var, muhafazakar parti var.
Bu muhafazakar parti 2 yıl sonra seçime gidecek. 20 puan fark kapatması lazım bu arada ki hiç kolay gözükmüyor. 2, önünde bir resesyon ihtimali var. Hem de en büyük ihtimal demin saydığımız ülkeler arasında. 3, resesyonu tetiklemek için bir önceki başbakan Liz Truss bir şeyler yapmaya çalıştı. Mini bütçe açıkladı, vergileri kesti, işte biraz destek vereyim dedi. Piyasalar çok kötü cezalandırdı. Pound 1.03'e düştü. İngiltere tahvil faizleri 5-5.5'ları gördü. Neredeyse İngiltere gerçekten ipten düşüveriyordu. Hemen arkasından Rishi Sunak geldi. Bir dakika ben buradayım, ben bu işleri anlarım dedi. Kendi Hazine ve Maliye Bakanı Jeremy Hunt da piyasaların bir daha bizi cezalandırması istemiyorum. Ne yapacaksın? Benim yaklaşık 40-45 milyar poundluk para bulmam lazım önümüzdeki 1,5-2 yıl boyunca. Çünkü bütçede böyle bir açık var. Nasıl bulacaksın? Vergileri arttırabilirim. Peki, muhafazakar taban buna hiç sıcak bakmıyor. Nasıl arttırabilirsin? Enerji üreticilerini bir parça daha vergi salabilirim onlara. Bir parça salınmıştı, üzerine daha nasıl salacaksın? 3, işte harcamaları kısabilirim. Ki onu kısacaklar gibi gözüküyor. Protestolar, grevler o zaman arka arkaya da, dizilecek. Artı 20 puan geridesin, bunun etkisi var. Dolayısıyla uzun lafın kısası, Jeremy Hunt belki piyasalar açısından doğru olanı yapmak istiyor. Ama 20 puanlık fark ve elinde imkanların da çok kısıtlı olması bunu yaptırtmıyor. O yüzden de şu an için geri adım attılar ama bu hala 45 milyar poundluk bütçede açık olduğunu, bu açığın bir şekilde kapanması gerektiğini, eğer onlar kapatmazsa, piyasanın bunu cezalandıracağı gerçeğini değiştirmiyor Didem. Peki buradan Euro bölgesine geçelim. Şimdi Euro bölgesiyle ilgili o kadar kötü ve berbat senaryolar konuşuldu ki bu sanayi üretimi verisi bir yalancı bahar mı diye insan düşünmeden edemiyor. Ülkelere bakıyorum, yani Euro bölgesinde beklentilerden iyi gelen sanayi üretimi içerisinde en yüksek artışın İrlanda, Belçika, Macaristan ve Hollanda'da olduğunu görüyorum. En fazla düşüş ise Litvanya, Yunanistan ve Estonya'da. Şimdi buradan nasıl bir analiz çıkıyor ortaya? Cüneyt, bir şekilde biraz daha daralmanın olabileceği, yine sanayi üretiminin daha olumsuz bir seyirle devam edebileceği de ifade ediliyor ama ara ara gelen bu olumlu mesajlarda veya verilerde biraz kafaları karıştırmıyor değil sanki. Şimdi Didem, hangi lokasyondan, coğrafyadan bahsediyoruz? İhracat yeteneği güçlü, gerçekten teknolojik üstünlüğü olan, otomotiv, işte kimya, çip, bilgisayar gibi ürünlerde nette ihracatçı olan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bu coğrafyanın tabiri caizse kim canını ot tıkadı? Yüksek enerji fiyatları ve bu yüksek enerji fiyatlarının başlattığı resesyon ihtimali. Şimdi nerede peki bu enerji fiyatları? 300 eurolara çıkmıştı megawatt saati. 100 euro megawatt saatleri demir hattı bekliyor. Bu 100 euro megawatt saatler yüksek mi? 2 yıl öncesine göre yüksek. 30'lardaydı o zaman. Ama 300'e göre 3'te 1'i seviyesinde. Uzun lafın kısası, bir de euro nerede? 1.20'ler, 25'lerden bundan birkaç yıl öncesine geldi şu an parite seviyesine, hatta altına indi. Bu da ihracatçı bir coğrafya için ekstra bir şey sağlıyor, avantaj sağlıyor. O yüzden eğer Rusya-Ukrayna krizi daha akut bir yere gitmeyecek ise, daha akuttan kastım şu, Rusya'dan beklediği bir gaz yok Avrupa'nın. O işi çözdü zaten. Petrolü zaten başka yerden alıyor. Savaş anlamında daha akut bir yere gidip insanların tüketim alışkanlıklarını değiştirmeyecekse, insanları korkutmayacaksa ve enerji fiyatları bu 100 eurolarda bile kalacak olsa, belli ki Avrupa en kötüyü geride bırakmış. Buradan sonra hızlı bir toparlama olmasa da, çünkü nihayetinde 100 euro gene de yüksek bir fiyat. Evet. Artık yavaş yavaş bir toparlama aşamasına girebilir gibi gözüküyor. Bu yavaş yavaş olacaktır. Bir daha söylüyorum. Çünkü resesyon gerçekten burada yoğun hissedilecek 2023 yılında. Ama Avrupa için senin sorduğun sorunun cevabı şu. 100 eurolarda mı kalacak petrol fiyatı? Tekrar yukarı mı atacak? Bir. İkincisi, Rusya krizi, savaşı buradan daha akut bir hale gelecek mi, gelmeyecek mi? Bence Avrupa'nın kaderini ne Avrupa Merkez Bankası, ne FED, ne başka bir şey belirleyecek. Bu iki sorunun cevabı belirleyecek. Cüneyt, çok teşekkür ediyoruz katkıların için. Not ettik bu iki soruyu. Cevabını arıyor olacağız elbette bizler de. İyi çalışmalar diliyorum sana. Efendim, şimdi biz kapanışa doğru da New York'a gidiyoruz. Melike Ayan bizi bekliyor.
Dünyanın en büyük 28 borsasının üyesi Philip Capital sunar. Melike, hoş geldin yayınımıza. Haftanın ilk işlem gününde ABD borsalarında hangi gündem nasıl fiyatlanıyor? Seni dinliyoruz. Teşekkürler Didem. Evet, geçen haftadan bu haftaya o ralli, yani Perşembeden Cuma'ya giden geçen bir inanılmaz ralli vardı ya, yaşadık onu tüfeğiyle alakalı olarak. Bu devam edecek mi sorusuna piyasalar adeta karışık yerdeyiz diyerek cevap veriyor. Belli olmaz diyerek. Niçin? Şimdi dolar tırmanıp 10 yıllıklar 3.86'lara gelirken şu sabah saatlerinde ABD'de birçok ekonomist, yatırım stratejisti Christopher Waller'ın, Fed üst düzey yetkililerinden Christopher Waller'ın hafta sonunda söylediğini adeta tekrarlıyor. Ne dedi Waller? Diyor ki, şimdi piyasa bu tüfe rakamına, yani onun düşük gelmesine, beklenenden daha düşük gelmesine bir aşırı reaksiyon gösterdi. Durun diyor, daha çok fırından ekmek yiyeceğiz. Yani %3'lük, %2'lik yerlere gelmemiz için daha çok vakit var. Bir, iki, bunun içinde Fed'in yapacağı çok iş var demek istiyor. Ona kim katılıyor? Fidelity'den yatırım stratejisti Salman Ahmet aynı şekilde. Piyasaların şöyle bir durması, kendini dengelemesi lazım. Bu biraz erken oldu diyerek piyasayı alıştırmaya çalışıyorlar. Ama şimdi bu madalyonun öbür yüzü. Diğer yüzünde de Goldman Sachs ekonomistleri bu sabah itibariyle yazdıkları raporda şunu söylüyorlar. Diyorlar ki seneye enflasyon %3 olur, gelir. Oraya kadar iner. Yani şimdi %7'lerden %3'lere. Bunu neye dayanarak söylüyorlar? Diyorlar ki apartman inşaatları ciddi bir şekilde arttı. Yani arz talep dengesi olacak. Çünkü enflasyon çok kiradan, gıdadan geldiği için burada bir analiz yapmışlar. Onun bir şekilde dengeleneceğini düşünüyorlar. İşte durum böyleyken biz bugünü karışık bir şekilde yaşıyoruz ve haftaya, bugün ekonomik veri akış açısından zayıf bir gün. Dolar kendini yukarı atarken gerçekten baktığımızda piyasanın ralli yapması için bir katalizte ihtiyacı var şu an itibariyle diyorum. Söz tekrar size İstanbul'a veriyorum. Dünyanın en büyük 28 borsasının üyesi Philip Capital sundu. Kapanışa doğruyu burada noktalıyoruz. Sırada iş dünyası var.